Merhaba sevgili dostlar. Öncelikle burada anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. 2 haftadır Akdeniz'deki gerginlikten dolayı Türkiye'de jeopolitik risk olduğundan dolayı borsamıza bir türlü yansımadı arkadaşlar. Bugünün kurun etkisiyle de biliyorsunuz dolar direncini kırınca borsamız geri saldı. Arkadaşlar ben torunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Küçük yatırımcı olarak bayağı sorular geldi. O yüzden dolayı inşallah size faydası olur. Grafiğimiz arkadaşlar 15 dakikalık. Bir 15 dakikalığımızda bir uyumsuzluk var arkadaşlar. Size onu anlatacağım. Arkadaşlar şurayı görüyorsunuz değil mi? Mumlar aşağı düşerken RSI'miz sayımız yukarı gidiyor. Bu formasyonda arkadaşlar RSI neyi söylüyor? Yani hissenin yukarı gideceğini söylüyor. Arkadaşlar kesinlikle bakın yatırım tavsiyesi değil. Yani ben grafikte gördüğümü anlatıyorum. Yani burada gözle de görülüyor bakın. Değil mi? Mumlar aşağı düşerken RSI yukarı giderken yani güçlü direni yani düşmüyorsa RSI şuranın altına gelmiyorsa demek ki neymiş? Dönüş sinyaliymiş. Yani ondan sonraki verdiği tepkiyi görüyorsunuz. Kaçtan kaça gitmiş bakalım. 3.49'dan 3.61'e kadar gitmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben burada bunu niye gösterdim? İşte bunun için gösterdim. 3.30 bekleyen arkadaşlar için. Ben şahsi olarak beklemiyorum arkadaşlar. Sebebi de burası işte görüyorsunuz değil mi? Yine mumlar düşerken RSI'miz ne yapmış? Güçlü bir şekilde duruyor. Bu da ne demek oluyor? Yani ben yukarı gideceğim diyor arkadaş. O yüzden 3.30 bekleyen arkadaşlar çok beklersiniz diyorum. O tren buradan geçmez. Arkadaşlar bu işin şakası. Borsada çift taraflı düşünmek lazım. O yüzden bu işin esprisiydi. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Bu bizim için bir dönüş sinyalidir. Yarın cuma illakine ben tepki vereceğini düşünüyorum. Yani bu formasyon bir dönüş sinyalidir. Dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.